En çok kullanılan gider vergileri zarar temini için kullanılmış olsa da büyük bir kısmı transfer harcamaları dediğimiz borç ve faiz ödemelerine gitmiştir. Kaynak etkinsizliği mevcuttur. Denetimsizlik, kontrolsüzlük had safhada. Bu konuda çok hassas olmak zorundayız. Buna benzer doğal afetler her zaman olağanüstü hal durumlarını oluşturmaktadır. Kamu harcamaları inanılmaz şekilde artmaktadır. Sadece deprem ya da doğal afetlerde değil, hayatımızın her alanında kullanmak zorunda olduğumuz bir kavramdır. Deprem ve denetim iç içe olmalıdır. Öncelikle herkese merhabalar. Benim ismim Müçteba Onurhan Özmumcu. Muhasebe ve vergi denetimi işleri yapmaktayım. Bugün İnci Sözlük'te deprem vergileri nelerdir sorularına ve bununla ilgili konulara biraz aydınlatma ve sorularınıza cevap vermiş olacağım. Evet, bugünkü konumuz deprem vergileri. Öncelikle herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizde deprem afeti meydana geldi. Çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Çok sayıda evler maalesef hasar gördü ve yıkıldı. Bununla ilgili maalesef ki acımız çok yüksek ve hepimizin aklında şu soru var. Depremle ilgili neler yapabiliriz? Depremlerin etkilerini nasıl en asgari, en minimuma indirebiliriz gibi sorularla karşılaşıyoruz. Benim mesleğim gereği biz ekonomi ve finans üzerinde, muhasebe üzerinde işlemler yaptığımız için ben daha çok bu işin ekonomik tarafından biraz bakacağım. O yüzden ilk sorumuza başlayalım. Deprem vergileri nelerdir? Deprem vergileri biliyorsunuz ki her deprem gibi ya da olağanüstü doğal afetlerde ülkenin gelir kaynağı ya da ülkenin zorunlu aldığı vergileri ya da diğer çeşitli gelirleri etkiliyor. En çok kullanılan gider vergileri ek motorlu taşıtlar vergisi, ek işlem vergileri, ek emlak vergisi ve sürekli olağanüstü hallerde oluşturulan vergiler söz konusu olmaktadır. Ama 17 Ağustos 1999 depreminden itibaren ülkemize konan en çok sıklıkla hatta adını deprem vergisi adı altında kullandığımız özel iletişim vergisi mevcuttur. Özel iletişim vergisi bir gider vergileri kanunlarıyla ülkemize yerleştirilen bir harcama üzerinden alınan dolaylı vergidir. 1999 depreminden sonra geçici olarak KONSA'da 2003 yılından itibaren ülkemizde sürekli hale getirilen bir vergidir. İlk konduğunda sabit olarak %25 şeklinde uygulanmaktaydı. Ancak bunlar kademelendirildi. İşte cep telefonunda %25, sabit telefonlarda %15 ve internet ve çeşitli giderlerde ya da faturalarda %5 olarak uygulanmaktaydı. Sonra ülkemizde %7,5 olarak 2018'de yeniden güncellenen özel iletişim vergisi şu an günümüzde %10 olarak kullanılmaktadır. Özel iletişim vergisi mevcut iletişimsel araçlarda kullandığımız faturalarda ne kadar çok harcama yapıyorsak onun işte belli bir oranda %10'u alınarak hepimizin harcamasına göre oluşturulan bir vergi tutarıdır. Hepimiz internet faturalarında olsun, sabit telefon faturalarında olsun, cep telefonları faturalarında olsun ve buna benzer faturalarda ödemekle yükümlü olduğumuz bir vergi türüdür. Özel iletişim vergisi 1999 yılından günümüze kadar gelindiğinde yaklaşık 90 milyar TL civarında bir hasılat toplamışız. Bu hasılatın bir kısmı mevcut ülkemizde yaşanan depremlerin verdiği zarar, ziyan ya da işte felaketlerden dolayı oluşan zarar temini için kullanılmış olsa da çok büyük bir kısmı transfer harcamaları dediğimiz borç ve faiz ödemelerine gitmiştir. Vergisel bakış açısıyla bakacak olursak kaynak etkinsizliği mevcuttur. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Deprem ve denetim kavramları nasıl beraber yorumlanır? Deprem biliyorsunuz ki ülkemizde olan en büyük doğal afetlerden bir tanesi. Ülkemizde özellikle son mevcut oluşan depremde yaşadığımız tecrübeyle bakacak olursak denetimsizlik ve kontrolsüzlük had safhada olduğunu gözlemlemekteyiz. Bundan dolayı en çok bizim üzerinde durmamız gereken konu aslında her alanda bir denetim mekanizması oluşmasıdır. Ben kendi mesleğimde denetim işleriyle uğraşırken biz finansal açıdan denetimler yapıyor olsak da
özellikle insan canı söz konusu olduğunda evlerimizin ya da yapılan inşaatların denetimleri maksimum verimlilik ve maksimum düzeyde sıkı tutulmalıdır. Bununla ilgili her türlü ihmalde kusursuz sorumlulukla bu konuda kusurları ve suçları olan insanlar kesinlikle affedilmemeli. Hiçbir şekilde imtiyaz sağlanmamalıdır. Çünkü özellikle son depremde çok canımız gitti. Çok canımız yandı. Bu canımızın yanıklığının en azından gelecek nesillerimizin yaşamaması için bu konuda çok hassas olmak zorundayız. Bu yüzden denetim olmazsa olmazdır. Denetimi sadece deprem ya da doğal afetlerde değil, hayatımızın her alanında kontrol mekanizması için kullanmak zorunda olduğumuz bir kavramdır. Deprem ve denetim iç içe olmalıdır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Ekonomik açıdan deprem gibi doğal afetler için ne tür önlemler alınmalıdır? Öncelikle ekonomik açıdan deprem ve benzeri yangındır, seldir, işte buna benzer doğal afetler her zaman olağanüstü hal durumlarını oluşturmaktadır. Ekonomide olağanüstü halde kamu harcamaları inanılmaz şekilde artmaktadır. Bununla ilgili Payakok-Wiesman'ın sıçrama teorisi mevcuttur. Bu teoriye göre kamu harcamaları olağanüstü hal zamanlarında mevcutun çok çok üstüne çıkar ve bu mevcut olağanüstü durum sona erdiğinde mevcut artan harcamalar azalmadığı gibi aynı seviyesinde izlemeye devam eder ve bu hız ülkenin ekonomik açısından tahribatını yarattığı için de bir enflasyonist ortam oluşturmaktadır. Şu an ülkemizde deprem felaketinin vermiş olduğu bize maliyet şu an geçen rakamlara göre yaklaşık 34-34,5 milyar dolar arasında. Ama ileriki dönemlerde bu işlemler ya da bu olay bittiğinde toplam ülkemize olan maliyeti 72 ile 80 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Bu büyük bir meblağ, büyük bir gayri safi milli hasıla düşüklüğüne neden olmaktadır. Bunun gibi problemleri ya da ekonomik açıdan sorunları engelleyebilmek için bizim öncelikle bir Afet Bakanlığı kurmamız gerekiyor. Afet Bakanlığı'na devletimizin yapmış olduğu yıllık bütçeden büyük bir ölçüde pay aktarılması gerekiyor. Ve bu aktarılan bütçe sıkı denetlenip yerinde kaynak tahsisinin maksimum olduğu şekilde ilgili problemleri ya da depremin yaratmış olduğu zarar, ziyanları, depremin şimdiki gibi bir daha bu tür bir acı ya da felaket yaşamamamız için sıkı denetimler için harcanması gerektiği söz konusudur. Bunun dışında ülkemiz olağanüstü hal durumları için yedek akçeler ve her türlü ilerideki öngörülemeyecek afetler içinde çok ciddi bir anlamda ihtiyatlılık payı, ihtiyatlılık yatırımları ya da ihtiyatlılık malzemeleri için her zaman stoğunda bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef ki ekonomik koşullar ülkemizi bu tür zamanlarda zorlasa da biz güçlü bir millet olarak bunun üstesinden de geleceğimize inanıyorum. Devlet, millet el ele olarak bu deprem felaketini aşacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Saygılar ve esenlikler.